Barcelona başkanını yakın zamanda paketlediler biliyorsun. Evet. Ya seninki süper para, süper ihanet, süper yalan. Türkiye'den alırsak kimse izlemez bu ligi. Sen kimsin bizim ligimize konuşabiliyorsun? Amerikan futbolu oynayın siz. Kafa göz birbirinize dalın. Dembaba şunu 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 yaptı. O yüzden sözleşmesini feshet. Fegüli'yi silmiş demek. Ya silsek sahaya koymaz. Yeni sezon kadrosunda yok. Ki zaten 6-7 kişi rahat yok. Ama Fatih Hoca'yı istifaya davet etme makamı taraftar liderliği değil. Gol makinesinden merhaba. Nihat Kahveci ile birlikteyiz. Gerçekten yoğun bir hafta yaşıyoruz. Dünya futbolunda ortalık bir hayli karıştı. Çarşı pazar karıştı. Türkiye'de de ligde de çarşı pazar karıştı aslında. Zirve de karıştı. Düşmeme mücadelesi de kıyasıya devam ediyor. Maçlar ardı ardına geliyor. Bu maç bombardımanında gündem de yoğun. Nihat, nereden başlayalım? Şu Avrupa Süper Lig hikayesinden başlayalım mı? Bence... Duyduğunda ne hissettin? Şok oldum. Kimin kimi kandırdığı belli değil. Evet, bravo. Öyle bir durum yaşadık. Neden? UEFA Başkanı çıktı Cefer'in, beni kandırdılar dedi. Değil mi? Bu ligi kuracaklar diye Avrupa Süper Ligi'ni de. Ya bir kere senin süper adını koyman bir kere hata. Ya süper deyince insanlar böyle bir mutlu olur. Mükemmeliyetçilik değil mi? İyi şeyler aklına para gelir. Ligi. Ya seninki süper para, süper ihanet, süper yalan, süper çıkar. Burada süper kelimesinin olmaması gerekiyor. Başka bir isim bulmaları gerekiyordu bir kere. Orada da yanıldılar. Perez ise dünkü açıklamasında diyor ki Türkiye'den alırsak kimse izlemez bu ligi. Bak Serkan Perez abi, işten hiç anlamıyorsun. Biz burada oturuyoruz. Galatasaray'a da sallarız, Fener'e de, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da, ligimize de, Avrupa'da başarısız deriz. Türkiye futbol markasını daha çok yükseltmemiz gerekir deriz. Biz deriz abi, biz deriz. Sen kimsin bizim ligimize konuşabiliyorsun? Kusura bakma Perez yani ya. Sen paranla satın alabileceğin şeyleri aldın da her yere karışmak nedir? Her şeyle ilgili karar... Ya sen kimsin Türkiye Süper Ligi'ne sallıyorsun? Türkiye Süper Ligi'ne sallaman demek birazcık da Türkiye'den bahsetmek demektir bu. Değil mi? Bu Süper Lig'de oynayan bir Türk ben gittim seninle şampiyonluk yarışında mücadele ettim mi? Bir puanla şampiyonluğu kazandın, 23 gol attım, seni titrettim mi? Burada gelmiş oynamış oyuncular İspanya'ya gidip top oynadılar mı? Sana karşı gol attılar mı? Atmadılar mı? Galatasaray, senin kadronda Türk Süper yok Kupa muydu? Finalinde Mesut, seni yendi. Senin kadronda Türk yok muydu? Mesut, Hamit, Nuri oynamadılar mı Real Madrid'de? Sen kimi hor görüyorsun? Kimi küçük görüyorsun? Hani tamam senin liginin biliyoruz Real Madrid dünyanın bir numaralı takımı. Şuurunu kaybetmişiz bunlar. Çünkü bak şu 2-3 günde var ya, insanlar ne yaşadığını farkında değil bunlar. Yani patron tarafı gözlerini para hırsı bürümüş. Olmaz. Bunu böyle şey zannettiler. İşte biz Formula 1 gibi, NBA gibi bir habitat yaparız, yediririz. Yani futbol öyle bir şey 150 değil. Yıllık bir futbol. Hikayesi var. Futbol öyle bir var. Şey değil. Bir de yapamaz. Allah'ınızı seversiniz. Amerika'nın olduğu hangi işte bir katakülle yoktur? Bir çıkarı yoktur. Gözünüzü seveyim. Siyaset konuşmayı sevmem çok ama... Ya şu futbolu rahat bırakın, Amerikalı iş adamları, zenginleri, gidin paranızı, zaten bir NBA kurmuşsunuz, tam pazarlama harikası. Kimin şampiyon olmasını bile ayarlıyorsunuz ona göre. Mesela nasıl bu sene Brooklyn'in üstüne oynuyorlar. Brooklyn'in nesi? James Harden'lar, ya Kevin Durant. Bambaşka bir spor kültürleri hani var onlar. Bambaşka kültür var. Çünkü sen o işi eğlenceye şey yapmışsın ama futbol öyle bir şey değil. Futbol, sizin anladığınız futbol farklı. Siz Amerikan futbolu aynen. Oynayın. Aynen. Amerikan futbolu oynayın siz. Kafa göz birbirinize dalın. Ama normal futbolu bırakın. Dünyaya bırakın. Aynen. Bilmiyorsunuz çünkü. Şu anda bir badire atlatıldı. İkinci dalga gelecektir. Evet. Güçlü gelecektir. Bakalım o zaman neler olacak. Biz annemizin ligine dönelim. Dönelim biz. Zaten biz Avrupa'da yoktuk. Dönelim. Fenerbahçe bay geçti ama haftayı karlı kapadı. 4 puan. Fenerbahçe bay geçti, haftayı karlı kapadı. Çok sıkıcı iki maç izledik. Sivas Beşiktaş ve Galatasaray Trabzon. Ya iki maçtan da benim futbol açısından bir beklentim vardı. Ama olmadı ya Nihat. Yani sıkıldık ya. İçimiz sıkıldı. Yani ne yalan söyleyeyim, ben de sıkıldım. Mesela Sivas Beşiktaş maçı da kötüydü. Galatasaray Trabzonspor maçını, Trabzonspor adına haksızlık etmedim. Trabzonspor iyi oynadı. İyi oynadı, iyi oynadı. Ama maç kötüydü. İyi oynadı da maç kötü. Gol olmayınca evet. O iyi oynamanın da keyfini alamıyorsun. Orada haklıyız.
Bir şey söyleyeceğim. Sezon başladığından beri Fenerbahçe'yi taraftarlar en rahat etti hafta diyebilir miyiz? Tabii canım. Başakşehir'i yendiler. En çok mutlu oldukları hafta. Evet. En rahat ve mutlu oldukları hafta değil mi bence? Kesin. Ve 34. hafta. Hani ligde baktığında 34 maç oynamışlar. Aynen. Hani 36 diyoruz, orayı da tam anlamadım. 36. hafta fikstüre bir bakıyorum, 34 maç oynamış, 71 puan almış mesela. Ha işte ilk yarı, ikinci yarı birer hafta bay geçildiği için artı 2 ekliyorlar. Ama Fenerbahçe taraftarlar en rahat, en mutlu. Beşiktaş deplasmana gitti, berabere kaldı. Galatasaray içeride Trabzonspor'la berabere kaldı. Bir de bak, sadece skorlarda değil, oynanan oyunu görünce de mutlu oldular. Galatasaray'ın şampiyonluk oyununu göremediler. Beşiktaş'ın da o Beşiktaş yapan kriterleri, hani sahada dakika 1, dakika 90 belli bir oyun konsepti, rakip sahada oynayan, bol pozisyona giren, girdiğini gol yapan Beşiktaş'ta son Ankara Gücü maçı ve Sivasspor maçında yok. Bir de Beşiktaş bence bir puan kazandı Sivas deplasmanında. Bence de. Hak etmedi yani. O kadar kötü oynadı. Bir puan kazandı ki bir puan da önemlidir. Ama çok şey kaybetti. Wellington cezalı. Aboubakar sakat, Larin sakat, durumu belli değil. Cenk zaten yok. Hani forvet konusunda da çok sıkıntılı bir Beşiktaş var. Biliyorsun, her zaman deriz bu ligde forvetin kadar konuş deriz. Aboubakar'dan dolayı da hep konuştuk. Çok gol attı Larin'i ama o beklenilen oyun yok. Ama bak, şöyle de bir karamsarlık olmamalı. Beşiktaş şampiyonluğu kaybediyor. Öyle bir şey de yok. Beşiktaş 3 puan önde, ikili avaraj da onda. Ben Sergen Hoca'yım. Böyle bakıyorum fikstüre, seninle sohbet ediyorum. Sen de Beşiktaş tarihine geçmiş, Türk futbol tarihinin önemli golcülerinden birisin. Bakıyorum fikstüre, diyorum ki ya Sivas'ta da berabere kalabiliriz diyorum mesela bir ay önce sana sohbetimizde. Bu şaşırtıcı bir cümle olmaz. Çok normal. Ya Sivas'ta 2 puan kaybetmek dünyanın sonu değil. Adamlar 12 maçtır yenilmiyordu zaten. Türkiye'nin en zor deplasmanından biri. Değil kimi mi sayarsın bu sene? Hatay, Alanya, Trabzon, Sivas. Aynen. Ben 4'ünü sayarım, aynen, en zor. Burada herkes de puan kaybedebilir mi? Kaybettiler de zaten. Çok da kaybeden oldu. Normal yani, o normal, kadar da karalar bağlanacak, enseyi karartacak bir durum yok aslında Beşiktaş için. Ama işte Sergen Hoca'yım ya ben. Ama şurada bir sıkıntı var. Wellington'u geç bence de yani. Yani bir şekilde o şey yapılır, kompanse edilir. Ama yani bakıyorum, Larin sakat diyeceğim de iyiyken de zaten orada oynattığımda verim alamıyorum. Nihat. Olmuyor. Bak sen çok önemli bir golcüsün Nihat. Ben Sergen Hoca olarak sana diyorum. Aboubakar, Cenk malum. Ya Larin zaten orada olmadı. Ya benim şapkadan artık bir tavşan çıkarmam lazım Nihat. Yani kimi düşünüyorum, işte Gökhan Töre mi yok, Enkudu mu yok, 4-6-0 mı? Yani buradan bir şey, böyle bir ekstra birini oraya koymak istiyorum ben. Kimi koyayım desem ne dersin? Bak, bir, konulabilecek adamlar oraya. Enkudu'yu koyabilirsin ama istediğin performansı verebilir mi? Şüpheli. Atiba'yı koyabilirsin, istediğin performansı verebilir mi? Şüpheli. Mensah'a koyabilirsin ki Kayseri'de oynadığı dönemler oldu. Koyabilirsin. Gökhan'a bile koyabilirsin. Sana koymakta sıkıntı yok. Ama Beşiktaş'ın oyun sisteminde orada oynayan oyuncu çok önemli ya. Neden önemli? Aboubakar neden önemliydi? Top tutuyordu. Çıkarıyordu arkadaşlarını. Servis yapıyordu. Şimdi Gökhan öyle bir özelliği yok. Mensah öyle bir özelliği yok. Atiba belki yapabilir. Enkudu'nun da bence öyle bir özelliği yok. Kalabalığın arasında top tutacak. Bence burada biliyor musun? Yine en mantıklı sanki Atiba gibi duruyor. Orta saha özellikli, boy, pos. Sadece top tutsun. Bak, illa defans arkasına koşsun, gol atsını da düşünmüyorum Atiba'ya. Sadece arkadaşlarını atağa çıkarabilecek, topu tutacak bir santrafor oynayabilecek bir oyuncu da olabilir. En azından zekası var. Zekası var. Atiba top tutsun. Bilmiyorum anlatabilir miyim? Senin önerin Atiba. Çünkü bir atağa çıkma şeklidir. Bence Enkudu olabilir diyorum ben. Çünkü defans arkasına atacak koşular da Kayseri'de kapandığında işte orada top tutmak önemli olacak. O değişebilir. Bak, değişken oynayacaklar. Fix biri oynayamaz orada. Yok. Bu kadroda fix forvet oynayacak oyuncu yok. Hep orada statik duracak tarz oyuncu yok. Ön taraf bence hareketli olacak. Kim oynarsa ki, bu Enkudu olur, Gezal olur, Gökhan olur, kim olur, Atiba olur, Mensah olur, ama hareketli olacaklar. Pozisyona göre yer değiştirerek. Çünkü senin öyle bir statik oyuncu yok. Bir Aboubakar'ın yok. Larin bile yapamıyor. Yapamaz. Gelelim. Bir de bir şey diyeceğim. Beşiktaş çok enteresan. Bak, bazen şimdi teknik direktör Sergen Hoca milli takım arasına girerken iyi niyetli bir açıklama yaptı. Dedi ki, çok yoğun bir tempodan geliyoruz. Birazcık dinlenmemiz, futboldan uzaklaşmamız lazım dedi. Tercümanlar oyunculara yanlış aktardı herhalde bunu.
Milli takım arasından sonra Beşiktaş yok. Alanya maçı çıkar. Bayağı bir uzaklaştılar. Bayağı bir uzaklaştılar. Artık lige dönmeleri lazım şampiyon olmak istiyorlarsa. Tekneye bir biniyorlar iniyorlar. Bir biniyorlar iniyorlar. O teknede kalması lazım. Yoksa o tekne Boğaz'a doğru gidemeyecek. Çünkü çok moralli bir Fenerbahçe var. Bak şu dönem moral olarak bir numara Fenerbahçe. Yeni hocası Emre Hoca'yla 4 maçta 10 puan almış. Herkesin Başakşehir deplasmanında puan kaybedebilir mi ki? Kaybedecek de ucundan döndü. Ya o maçla ilgili de pek çok böyle hani sosyal medyada falan dedikodu şey çıktı da. Hani sonrasında kadroya alınmayan bir Dembaba vardı ve... Ben şoktum alınmamasına. Ve sonrasında da sözleşmede feshedildi. Dembaba evet, da bir sosyal evet. medya paylaşımı yaptı. Ağzı fermuarlı bir görselle beraber. Ve bugün bizim çekimimizden önce de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi ki Dembaba'yı Türkiye'ye getiren adam biliyorsun. Evet, evet. İyi de tanır. Bizler de tanıyoruz Dembaba'yı. Hani dedi ki Dembaba çıksın bir açıklama yapsın. Fermuarı açsın dedi. Bence fermuarı de. Açsın Bence dedi. Bence de. Şimdi maç gününe dönelim. Ne demek yani? Maç gününe dönelim. Buradaki imaları anlamıyorum ben. Yani maç gününe dönelim. Anlamıyorum derken hani seyirci adına anlamazlıktan geliyorum. Evet, evet. Sen ne anlıyorsun bu yaşananlardan? Yani maça dönelim, maç gününe dönelim güzel. İşte oradan dönüp bugüne gelmek için. Şimdi Dembaba'yı az çok futbol izleyen herkes biliyor. Sahanın içinde kimseyle problem oldu mu Dembaba'nın? Ben duymadım. Ben de duymadım. Çok da büyük bir profesyonel. Zaten o Paris Saint Germain maçındaki yaptığı davranışla, dik duruşuyla tüm dünyanın takdirini kazanmış bir Dembaba. Gitti her takımla da elinden geleni yapıyor ve Başakşehir'le de şampiyon olmuş bir Dembaba. Değil mi? Hı hı. Buraya kadar her şey yolunda. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsun. Hocaya Dembaba'yı sordular Aykut Hoca'ya. Taktik bir teknik anlamda. 11'de oynamamasını anlarım ama 21'de olmamasını anlamamıştım. O gün de anlamamıştım. Çünkü Dembaba nasıl 21'de olmaz? Sonradan oyuna girer yine bir belki şey yapabilir. Belki kavga ettiler ya. İşte zaten Aykut Hoca dedi ki irdelenecek bir durum değil dedi. Bak orada bir mesaj ama verdi. Ama teknik taktik falan da dedi sanki. Yani tamamen benim teknik işte, taktik tercihimdir. Çok da irdelenecek dedi. Bir şey değil. Hayır irdelenecek bir durumdu. Dembaba'dan bahsediyoruz. Beşiktaş Başkanı açıklama yaptı zaten. Dembaba'dan bahsediyoruz. Küme düşmemeye oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Değil mi? Dembaba'ya senin ihtiyacın var normalde. Yine takımın yıldızıyla didişmeye mi başladı Aykut Hoca diye düşünmüştüm ben. Ama hani işte, Alex'le sorun yaşadı. No, değil mi? Konya'da yaşadı. Evet, evet. Takım yıldızlarıyla hani sorun yaşar diye bir algısı var Aykut Hocam'ın. Kusura bakmasın hani öyle bir ön yargı oluşturdu. Öyle öyle. Ha, yine mi öyle dedirtti? Ben ama de öyle düşündüm. Bu fermuarlı, görselli Dembaba paylaşımı ve bu çekimden önceki Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları... Çıksın konuşsun. Demek ki bir şüphe var Ahmet Nurçebi'de olaya karşı, şimdi, maça karşı. Bir oyuncunun sözleşmesini kulüp tek taraflı feshediyorsa çok güçlü bir sebebi olması gerekiyor. Çünkü o oyuncu mahkemeye gittiğinde her türlü daha iki katı, üç katı parasını da alabilir. Biliyorsun Fenerbahçe hı hı. kimle yaşadığını gitti ya işte. Kruse. Max Kruse ile yaşadı değil mi? Evet. Yani herkesle yaşıyoruz canım senin bunu. Senin çok büyük bir sebebi. Del Bosque ile Beşiktaş herkesle evet. yaşadı. Yani hep Türk senin futbolundan ki, para kürekle evet. atılıyor işte. Senin demek ki çok büyük bir sebebin var elinde ki feshettin. Abi bizi de yormayın. Ya zaten gündem yoğun yetişemiyoruz haftada 3 maç. Hı. Avrupa Süper Ligi bilmem ne yoğun. Bizi de yormayın. Açıklayın. Nedir? Ya şeffaf olun. Dembaba şunu 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 yaptı. O yüzden sözleşmesini feshetti. Dembaba da bir açıklama yaptı. Bize diyelim ki bu sebepten dolayı haklılarmış. Aynı Belhanda olayı gibi. Ne dedik? Belhanda ne kadar da doğru söylese söylediği yer yanlıştı dedi. Kamuoyuna yaptığı açıklama. Üslup yanlıştı dedik. Bize Dembaba'yı neden kovduğunuzu açıklayın. Sonra biz Dembaba ağzına fermuar çekmiş konuşmayacağım diyor. Kulüpten bir açıklama yok. Aykut Hoca'dan bir açıklama yok. Biz burada 50 tane ne olabilirin üzerinden kendimizi yoruyoruz. Ama tanıdığımız Dembaba ne yapmış olabilir diye ben merak ediyorum. Üst adına besteler yapılmış. Dembaba, Dembaba. Yani öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Sahan içinde de hiçbir sıkıntısını görmediğim. Rakibine saygılı. Değil mi? Bugüne kadar öyle biliyoruz. Ne yaptı bu adam? Bize de söyleyin de biz de rahatlayalım yani. Yoksa üstüne kamuoyu bir takım söylentiler böyle çıkması çıkar. Normal mi diyorsun? Neden oynamadı? Gerçi konuşan da Beşiktaş Başkanı canım yani. Ya bak, yani sosyal medya fenomeni değil yani tabii konuşan. Canım. Beşiktaş Başkanı yani diyor. En yetkili Dembaba çıksın biri. Konuşsun diyor. Çıksın konuşsun. Konuşmalı. Ya Aykut Hoca. Başakşehir'de açıklamalı. Aykut Hoca için de önemli. Aynen.
bir açıklama yapılması sevgili Başkan Göksel Gümüşdağ için de önemli. Başakşehir takımının prestiji için de önemli. Hepsinin kariyeri için de önemli. Dembaba için de önemli. Bu yani işler zor değil ya. Yalap sap yazılı açıklamalarla böyle ortadan yazılı açıklamalarla yangın demeyeyim ama net olmalılar. Yani bu ateş sönmez diyeyim. Net olurlarsa söner. Dembaba şunu yaptı. Bu yüzden yolladık, feshettik. Bitti. Dembaba da sonra cevabını verir açıklamadan sonra. Maksadını aşan, haddini aşan bir üslupla teknik direktörüyle tartıştı. Evet. Mesela. Zor mesela. Olmamalı hani, yani bunu açıklamak. Normal o zaman canım. Aykut Hoca da bunu değil mi? Tamam falan deriz. Bize deriz ki ya Aykut Hoca hani yıldızlarla arası değil de Alex'i oynatmıyormuş. Öyle bir şey değilmiş. Hakikaten Dembaba hak etmiş ya da hak etmemiş deriz. Ama şu an havadan konuşuyoruz. Ne konuşsak boş. Aynen. Peki Galatasaray-Trabzon maçı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı. 11'deki yerini aldı. Göztepe karşısında değişik bir Galatasaray gördük. Kazanan Galatasaray. Trabzonspor karşısında bir değişikle çıktı. Halil kenarda. Babel sahadaydı. Ama Babel solda Kerem daha çok hani son adam o 9 numara senin oynadığın yerlerde oynadı. Yani onu garipsedim ben. Sonrasında Feghouli çok kötüydü. İkinci yarının başında çıktı. Trabzonspor maçın iyi tarafıydı. Ne yaptığını bilen ve galibiyete yakın tarafıydı. Evet. Onlar da üstünlüğünü koruyamadı. Şu Galatasaray-Trabzonspor maçının da bir kabasını atalım, detayına gireriz. İlk yarı çok iyi oynayan Trabzonspor, tek eksiği gol olan Trabzonspor'du. Evet, direkten i̇kinci dönen yarı, falan. Evet. İkinci yarı oyuncu değişikleriyle Galatasaray rakip sahada kalabalık gözüken ama hiçbir şey üretmeyen Galatasaray'dı. Koskoca Galatasaray ilk böyle taraftarına heyecan yarattığı pozisyon Babel'in kullandığı frikikti. Şaka evet. Gibi yani. Böyle bir futbol oynayamazsın içeride şampiyonluğa giden bir takım. Sonra Fatih Hoca'nın maç önünde Babel'i oynatması hiçbir şey demem. Çünkü şey düşünmüştür. Ya karşıda Victor var, Edgar var. Şimdi Halil'i koyarsam oraya birazcık ezilebilir mi aralarında düşünüp daha tecrübeli Babel'le başlamasına bir şey demem. Ama Babel'in performansı da keşke Halil'le başlasaydın hocam dedirtti mi dedirtti. Çünkü Fatih Hoca'nın bu seneki en büyük özelliği neydi? İyi oynayan kadroyu bozmazdı. Aynı kadroyla ama çıkardı. Ama esas hatayı Feghouli de yapmış ya. Feghouli'siz Kerem sağda, Babel solda, Halil ortada en doğrusu olacakmış. Kendisi de kabul etti ikinci yarının başında bunu zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Galatasaray'ın ilk yarıda hep en kötü oynayan futbolcusu Feghouli mi? Feghouli'ye hep fatura kesiliyor. O kadar da değil. Dün bak, için Feghouli. Bazı oyuncular vardır. İstediği kadar kötü olsun. Sana bir şutla maçı çevirir. Bu oyunculardan biri de Feghouli'dir. Doğru. Ama o mecali göremedi Fatih Hoca. Ama enteresan bir şekilde Fatih Hoca iki maçtır Hatay'da da. Bu Trabzon maçında da Feghouli'yi devre arası oyundan alıyor. Feghouli'yi silmiş demek. Yani. Ya silsek sahaya koymaz. Yeni sezon kadrosunda yok. Ha, o doğru yani gibi. Büyük ihtimal ki zaten 6-7 kişi rahat yok. Ya bir şey diyeceğim. Bazı şeyler de teknik direktörün elinde değil ya. Ya biz mesela mahallede oynarken defans oyunlarını böyle yaparız. Şişt, sakın merkeze topu uzaklaştırma. Halı sahaya geçtik. Halı sahada da deriz defansa. Asist ya vur yaptı. Yukarı. Taça vur. Ama merkez uzaklaştırma. Geldi yönde ama. Bu kaçıncı bireysel hata? Ya buna teknik direktör ne yapabilir? Oynatmıyor. Mecbur Jetson'u oynatıyor. O da olmuyor. Donk oynuyor. O da olmuyor. Ya şimdi teknik direktörün de yapamayacağı şeyler var. Eğri yani. De oturup doğru da konuşmak lazım. Bir de abi bir sezonda bu kadar şanssızlık yaşayamaz ya bir takım. Ya bu kadar. Garip. Senin sağ bekin Omar'dı. Geçmiş olsun yaşadığı tarihsiz. Gözünden evet. Yedlin geldi. Ofansif iyi, defansif kötüydü ama adı Yedlin'di. Bir umut vardı. O da sakatlandı. Şener'le oynuyoruz. Yani Şener'i çok severim. Kardeşimdir ama performansı kötü. Galatasaray sağ beki Mariano'ları gördü. Kimleri gördü? Ya kötü performans. Sol bek Saracchi. Mecbur onun oynuyoruz. Ofansa çıkıyor. Koskoca sezonda iki tane asisti var. Defans olarak da kötü. Muhammed'in yok, Falcao'nun yok. Bir Jetson herkes uçuyor. Tamam iyi futbolcu. Jetson sakatlandı. Emre Akbaba girdi Galatasaray kıpırdandı. Ya, Jetson iyi futbolcu da söyle beklenileni verdi mi geldiğinden beri? Vermedi. Yok. Bir söylüyoruz. Jetson'a sallıyorum. Sallamıyorum ben Jetson'a. İyi olsun Galatasaray'ın iyiliği için söylüyorum. Uçuyordu, gol atıyordu. Yok ben görmedim geldiğinden beri Jetson'un uçtuğunu, kaçtığını. Son iki maçta iyi bir performans vardı. Evet.
biraz üstüne koydu ama burası Galatasaray ya. Sinan Derler oynadı, eleştirildi burada. Berlan'da bile neler yaptı, eleştirildi. Burası öyle bir takım yani. Kolay değil. Hı hı. Hani Galatasaray'ın çok da bir de eksiği var. Hani çok enteresan bir şekilde. Ama Fatih Hoca da maç sonunda bir kamuoyu yoklaması yaptı bence. Nasıl yani? Yani şimdi Fatih Hoca farkında. Beşiktaş'ta olmuş 6 puan. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının farkında bir kamuoyu yoklaması yaptı Fatih Hoca. Dikkat ediyorsan 2000'li yıllardan bahsetti. Biz burada neler yaptık dedi. Bir de söz verdi. Seferinin açıklaması üzerine. Şimdi bir de tamam ama orada başka bir şeyler de var. Biliyorsun Galatasaray'ın taraftar grupları bir tweetler falan. Evet verdi. Evet. Ultraslan lideri Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet etmiştik. Şimdi hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisine minnettarız gibi. Hani Fatih Hoca'nın da Başkan Mustafa Cengiz gibi bırakması temennisinde konuşma yaptı. Bu basın toplantısından önce bir açıklamaydı değil mi? Evet, yani atıl galiba. Fatih Hoca'nın kulağına gitti mi? Ya gitmemesi mümkün mü? Anında. Anında gösterilir. Fatih Hoca da Avrupa Süper Ligi ile bence çok iyi birleştirdi. Bir kamuoyu yoklaması yaptı. Bir daha kendini hatırlattı bazılarına. Diye bakıyorum ben olaya. Çünkü Türkiye'deki en büyük başarı. Herkes kabul etsin. 2000 UEFA Kupası. Tabii canım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsan en büyük başarı o deriz. Tabii. Şu ana kadarki en büyük başarı o. Kiminle kazandı? Fatih Hoca'yla. O günleri hatırladı. Nerede kazandı? Galatasaray'da. Teknik direktör olarak. O günlere biraz döndü. Bence kamuoyu yoklaması yaptı. Zaten biliyorsun hashtagler çıktı. Hı-hı. Hocam seninleyiz falan. Tabii canım hemen. Bak, Fatih Hoca ben bırakmayacağım dedi ama durduğum yerde halen isteniliyor mu? Taraftar benim burada durmamı istiyor muyu bence yokladı. Ve onun da karşılığını aldı. Kendini ayrı bir motive eder. Ben o olaya öyle baktım. Fatih Hoca'nın açıklamalarına. Çünkü bırakmayacağım dedi ya. Bırakmaz. Sözünü tutar. Yok yok bırakmaz. Bırakmaz. Ben de istifa etme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Ama durduğu yerde de halen seviliyor mu? Halen destek var mıydı da yoklar ve yokladı. Fatih Hoca'yı da seviyorlar. Galatasaray taraftarları seviyor. Kalsın istiyor. Çünkü gittiğinde korkuyorlar. Daha kötü olabiliriz diye. Çünkü toparlayıcı bir teknik direktör. Sadece teknik direktör değil Galatasaraylılar için. Bence Galatasaray'ına gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri. İlk iki üçe rahat yazarım ben şahsen. Bir ya. Yani bir mi? İki kim? Ya şimdi bir dersek sıkıntı oluyor. Yani. Hayır niye Metin canım? Oktaylar 8 şampiyonluk. Var. Hani Metin Oktaylar falan var. Bir dakika hayır, ben teknik direktör ve futbol karakteri olarak konuşuyorum. Tabii ki evet. Metin Oktaylar, Turgay Şerenler. O yüzden. Bambaşka abideler. Evet. Basketbolda da var öyle kahramanları Galatasaray'ın. Ama çok büyük insanlar, çok büyük karakterler. Ama Fatih Terim'den şunu da kabul edelim. İşte hani yıldız sayılır falan diyorsun. 8 şampiyonluk, UEFA Kupası. Evet. Milli takımla ben yaptıkları bile Galatasaray bak. Sadece milli takımda yaptıkları tabii, olsa. Tabii. Euro 96'da ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na sokma. 2008'de beraber yaşadığınız yarı neler, final neler, heyecanı. Her yerde var hocam. Yani Avrupa'ya giden teknik direktör Milan'ın sadece milli takımdaki başarılarıyla tabii. Ve Milan'a gitmiş Fiorentina'yı çalıştırmış bir teknik adam olarak bile Galatasaraylılar için bir övünç kaynağı olur. Galatasaray'ı 8 kez lig şampiyonluğuna ulaştırmış. 2 yıldızda katkısı UEFA var. UEFA Kupası yani şaka değil bunlar ya. Yani 1 numara, 2 yani, numara oralarda. Yani 1 yani. Numaradır. Şu anda aktif teknik adamken adına 2 tane stadyum var. Birinde Başakşehir oynuyor, birinde Adana'da oynuyorlar. Doğru, ya. Doğru. İnanılmaz. İnanılmaz. Ben hiç hayatımda böyle bir örnek bilmiyorum. Evet. Yaşarken ve aktif teknik adamlık kariyeri devam ederken adına 2 stad olan yok. Gidiyor statlarda da ne güzel maç yapıyor. Ha, yapıyor. Büyük bir gurur. Ama bu Fatih Hoca bu sene hata yapmadı demek de değil. Hayır, o çok Fatih Hoca, Fatih Hoca kendini değiştirmeli, geliştirmeli, ekibini demek yani suç değil. Ha ama Fatih Hoca'yı istifaya davet etme makamı taraftar liderliği değil. Olmamalı. Haftaya yine bekliyoruz sizleri gol makinesine. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.